Eğer ilk defa bitkili akvaryum kuruyorsan doğru videodasın. Kolay bakabileceğin ve şık bitkileri sana bu seride anlatacağım. Seriye destek olmak için videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsin. Saz bitkisi özellikle düşük destekli yani ışıklandırması zayıf, ekstra karbondioksit takviyesi yapılmayan, gübreli toprak kullanılmamış ve gübre takviyesi yapılmayan akvaryumlarda kolay bir şekilde yetiştirilen bir bitki. Videoda vereceğim tavsiyeleri uygularsanız siz de saz bitkisini kolay bir şekilde yetiştirebilir, hatta üretebilirsiniz. Bitki birçok sıcaklık değerlerinde yetişebiliyor. 15 derece gibi soğuk sulardan 30 derece gibi sıcak sulara kadar her türlü akvaryum suyunda yetiştirebilirsiniz. Su sertliği olarak ekstra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Çeşme sularımız ve içme sularımız zaten 7-7,5 dolaylarında, 7-7,5 pH aralıklarında. Bitkinin istediği de zaten 6 ve 9 pH aralığı. Bu pH aralıklarında bitki yaşamını çok rahat bir şekilde sürdürebiliyor. Bitki çoğu zaman akvaryumun arka planında kullanılmakta. Isıtıcı, filtre gibi görünmesini istemediğiniz ekipmanlar varsa bunları saklamak için çok doğal bir yöntem. Saz bitkisinin birçok türü var ama genel anlamda saz bitkisi uzun bir bitki. Hatta bazı türlerinin boyu 1,5-2 metreye kadar uzadığı da söyleniyor. Kendi tecrübelerimi aktarmam gerekirse gerçekten çok uzuyor. Öyle ki haftada bir saz bitkisini budadığımı bilirim. Böyle balya balya saz bitkisi yapraklarını çöpe atmışlığım var. Budama olayı da yeni başlayan arkadaşlar için korkutucu gelebilir. Hani budama esnasında bitkime zarar gelir mi? Bitkim ölür mü? Bitkim solar mı? Arkadaşlar emin olun ki çok kolay, basit bir budama yöntemi var. Özellikle saz bitkisinin. Bir makas yardımıyla bitkinizi 15-20 santim uzunluğunda kalacak şekilde keserseniz budamayı da yapmış oluyorsunuz. Aslında işlem bu kadar basit. Ama budama esnasında sık yapılan bir yanlış var. Bunu söylemek istiyorum. Söylemeden geçemeyeceğim. Bitkiyi özellikle makasla budayın. Elinizle kesinlikle budamayın. Çünkü elle bitki koparıldığı zaman bitkinin yapraklarında, kalan yapraklarında çürümeler meydana geliyor, kararmalar meydana geliyor. Özellikle buna dikkat edin. Bitkiyi kesinlikle budarken makasla budama yapın. Elinizle kesinlikle budama yapmayın. Ayrıca budamalarınızı aksatmamanızı öneririm. Çünkü dediğim gibi çok hızlı ve çok fazla uzuyorlar. Yani akvaryumun üstünü çok kısa bir sürede kaplayabiliyorlar. Bu görüntü anlamında çok güzel bir şey. Ama su üstünün sazla kaplanması demek akvaryumun alt kısımlarına yani tabandaki bitkilere akvaryum ışığınızı yeterli miktarda ulaştıramayacağınız anlamına da geliyor. Bu da o bitkilerin solmasına, ölmesine neden olabilir. İlk defa bitkili akvaryum kuran arkadaşlar bile bu bitkiyi çok rahat bir şekilde üretebilirler. Ama üretim konusunda yanlış bir bilgi var. Bitkinin budanan yapraklarını tekrar akvaryuma diktiğimiz zaman bitkinin ürediğini düşünenler var, bunu söyleyenler var. Bu kesinlikle imkansız. Bitkinin kesinlikle böyle bir üreme şekli yok. Bitkinin tek bir üreme şekli var. O da köklerden sürgün vererek bitki yürüyor. Bu sürgünler bir şekilde yolunu bularak kumun üzerine çıkıyorlar ve yeni bir bitki oluşmuş oluyor. Saz bitkisinin üretimi sadece bu şekilde yapılabiliyor. Birçok balıkla aynı akvaryumda beslenebiliyor. Ben özellikle canlı doğuran akvaryumlarında kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü canlı doğuranlar bitkili akvaryumlardan çok hoşlanıyorlar. Ve özellikle canlı doğuranların birçok türü yavruladıkları zaman biliyorsunuz ki yavrularını yeme eğilimi gösteriyorlar içgüdüsel olarak. Yavruların saklanması için gerçekten doğal bir rafya diyebilirim. Gerekli saklanma alanlarını çok güzel bir şekilde akvaryumunuzda sağlıyor. Hem de bunun yanında balıklar için zararlı olan zararlı elementleri de besin olarak kullanıyor ve balıklarınız daha sağlıklı oluyor. Bunun dışında tabii ki akvaryum suyunuz için oksijen kaynağı. Japon balığı gibi ince yapraklı bitkileri tırtıklayan, onlara zarar veren balıklarla da çok rahat bir şekilde beslenebiliyor. Ciklet türleri için durum biraz farklı. Ciklet türleri biliyorsunuz ki kumu karıştırmayı, kumu taşımayı seven bir tür. Bitkiye bir ağırlık vermesi adına bitkiyi saksıyla beraber kuma gömmeyi tavsiye edenler var. Ben bunu pek önermiyorum çünkü bitki kökünden sürgün vererek çoğalıyor ve bu uzun vadede bitkinize zarar verecektir. Eğer dikkatli gözlemlerseniz ve doğru zamanda müdahale ederseniz ciklet türleriyle de çok rahat bir şekilde bakabilirsiniz bu bitkiyi. Bitkiyi ilk aldığınızda size tavsiyem bitkiyi iyice bir yapraklarını yıkayın. Çünkü eğer kargo ile istettiyseniz nasıl bir ortamdan geldiğini bilmiyorsunuz. Ve fiziksel bir mağazadan aldıysanız doğru bir gözlem yapamamış olabilirsiniz. Bu şöyle durumlara sebebiyet veriyor. Sorun olarak görmesem de ben adi salyangozları akvaryumunuza davet etmiş oluyorsunuz bitkilerle beraber. Ama daha önemlisi bitki üzerindeki hastalıkları akvaryumunuza dahil etmiş oluyorsunuz. Bitkiyi ekeceğiniz kum önemli. Kumun ince taneli olmasına dikkat edin. Bitkinin besin alımını rahat bir şekilde yapabilmesi için bu çok önemli.
ve kumu en az 4 santim kadar akvaryum tabanına yayın. Bu hem yani bitkinin rahat tutunabilmesi için hem de gerekli minerali rahat bir şekilde alabilmesi için gerekli. Bitkiyi dikerken cımbız kullanmanız kolaylık sağlayacaktır. Eğer cımbızınız yoksa elinizle dikmeniz de yeterli olacak zaten. Ve kökün toprak altında kalmasına dikkat edin çünkü sazlar kökleriyle beslenen bitkilerdir. Umarım faydalı olmuştur. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere.